Ben Mercedes çok seviyorum ama bizim burada 1.6 dizeli yok. Onu tanımıyorum. 1.6 dizel Mercedes mi olur ya? Yokuşta çeker mi ya bu 1.6 dizel? Yalnız benim için bitmiştir ya. 1.6 dizel olur mu ya? Canım var lan! Bu klişe yorumlardan sonra isterseniz 1.6 dizel E serisi olur mu olmaz mı arkadaşlar? Ona bir bakalım. Hazır mısın Alper'cim? Hoş geldin bu arada. Selam, hoş bulduk. Kendisinin de yine otomobil dünya çatısında bir kanalı var, Alper Güler. Evet. Oradan da kendisini takip edebilirsiniz. Buradan zaten ediyorsunuz. Etmeyenler de lütfen kanala abone olmayı, zil butonunu da aktif etmeyi unutmasın. Başlayalım mı? Teşekkür ederim, başlayalım. Tamam, lütfen. Rica ederim. Hadi bakalım. Olur. Olur, olur. Video bu kadar. Tamam, bitti. Şimdi ben bu motoru ilk etapta C200 dizelde kullanmıştım makyajcısında. Evet. Alper'cim hatırlarsın. Nasıl bir makine var? 1.6 dizel. 1.6 dizel. Mercedes kendimiz yaptık diyor. Özellikle altını çiziyor. Kesinlikle. 160 beygir. 160 beygir. 360 tork. Evet. 0-100'ü 8.5 saniye. Öyle hissettiriyor mu? Öyle hissettirmiyor aslında ama güçlü. Hani alt devirler çok dolu. Hocam bence hissettiriyor be. Niye öyle diyorsun? Ya. Yani 8.5-9 saniye çok rahat hissettiriyor. Yani. Arı zamanı nasıl? Bayağı iyi. 9 ileri otomatik şanzımanımız var evet, burada. Evet. Çünkü o da çok yardımcı oluyor. Aynen öyle. Ara hızlanmalar bayağı esnek yani. İstediğin zaman hemen küçültüp direkt yürüyebiliyorsun. Vay be. Standart modlar var. Komfort. Az önce soruyordum bak yokuş çıkar mı? Aynen bakıyorum, öyle. Bakıyorum. Yani çıkıyor ama tabii biraz bağırarak çıkıyor. Yani bu arada çok, beni gömmeyin çok yani. Çok, beni gömmeyin arkadaşlar yani orada lütfen. Orada birilerini dillendirdi arkadaş. Yani aynen birilerini şey yaptı. Şimdi tabii ki yani yokuş çıkıyormuş bu, bunlar işin esprili yanı ama gayet bence güzel bir performans var. Kesinlikle. Tabii ki daha güçlü versiyonlarla kıyaslamamak lazım. Onlardan haliyle daha iyi bir performans, daha optimum bir performans alabiliyorsun. Yani yokuşu daha rahat çıkıyorsun. İşte daha az devir sesi duyuyorsun. Daha düşük devirlerde çıkabiliyorsun ama yani bunun da gayet iyi bir iş yaptığını rahatlıkla söyleyebilirim ki C200 dizelde de benzer şeyleri söylemiştim Alper. Aynen. Ya şimdi bu motor yeni makine diyoruz yani ya, Mercedes yaptı bunu. Komple alüminyum yaptı. Alüminyumdan icat etti ve 168 kilogram. Evet. Motorun ağırlığı o kadar yani. Hani gidiyor mu gitmiyor mu sorusunda ağırlık anlamında da güzel bir şeyler yapmışlar. Alüminyumdan yapmaları bir acayip iyi olmuş ve tork çok iyi ya. Hani eğlenmek istediğin zaman ki biz biraz eğlendik az önce. Baya baya iyi. Yol iyi tutuyor. Ufaktan yanlıyor yani. Onu demek istiyorum. Aynen öyle. Şey yapmıyorum çok onu. Dillendirmeyelim. Bence baya baya iyi yol tutuyor i̇şte yani. Altımızdaki Allah'tan Mercedes. Çünkü buzlama çalışmasını yok etmek için dökülen tuz neredeyse bizim başımıza olay oldu. Ama yani şu tuza rağmen ben arkası gelir diye orada bekledim. Gelmedi. Yani Mercedes ya. Her zaman Mercedes. 1.6 dizeli koysa da Mercedes. Şimdi E200 gibi bir yani E serisinde daha doğrusu 1.6 dizel motoru neden ister insanlar? Bence bu soruyu da sormak lazım. Ülkemizdeki vergi düzeni yüzünden. Değil mi? Aynen Alper? Öyle. Yani ilk satın almada bir kere bir vergi avantajı sağlıyor. Kesinlikle. Hadi ilk satın almada da 1.6 dizel olmasına rağmen fiyat bayağı yukarıda. Onu birazdan konuşuruz ama periyodik vergi dönemlerinde buna oldukça daha düşük bir vergi ödüyorsun. Artmayınca. Tahminen 2000 lira falan ödüyorsun. Mesela 2000 dizel olsa bu. Tabii. O zaman 5-6 bin liraları i̇yi kadar paralar, çıkıyor. İyi paralar. Çok daha iyi paralar. Yani bu bağlamda bakınca 1.6 dizel mantıklı mı? Evet mantıklı. Bir de benim gibi manyaksan hani böyle tüketim konusunda iddialı rakamlar elde edebiliyorsun. Böyle evet. Gazlıyorsun 9.7 evet. Litre yakmışsın. Evet, bu sen sabahtan beri ergen aynen gibi takılıyorsun ben biliyorum. Öyle her yere atlayınca 9.7 yakıyor ama daha aşağılara çekebilme şansım var yani. Buna bir de yani bir Mercedes klasiği daha güçlü versiyonlarda da olan sürüş motoru burada da mevcut. Aynen. Mesela Eco'ya alıyorsun hemen daha an böyle hani araç şey oluyor yumuşuyor, gaz tepkileri cansızlaşıyor ve yelken modu var mesela. Aynen öyle. Hani tüm diğer güçlü versiyonlarda olduğu gibi gazı bıraktım yelken modu şu oluyor araç boşa attı. Aynen öyle. Eğer önü açıksa süzülüyor bu arada bunu evet, yapıyor. Evet, yani önünde süzülüyor bir araç varsa ya da bir böyle buna benzer bir tehdit algılarsa hemen vitese alıyor. Aynen öyle. Gaz oturduğum an vitese geçiyor. Çok çok faydalı bir mod bu. Konfortumuz var, sportumuz var, sport plus'ımız var. Dizel makine. Evet. Dizel makine. Yürümüyor diyorsunuz ama sport plus modu var arabada. Evet. Bir de individual. Kendin de ayarlayabiliyorsun bütün detaylarını. Böyle değişiyorum.
Evet, sport. Yani, sportlular. Yani, tabii ki çok çok hani değil. Şey bir güç olmadığı için, yani çok muazzam bir güç olmadığı için çok bariz bir hani performans hissiyatında farklılık olmuyor modlar arasında ama eco modu gerçekten çok işe yarıyor. Aynen. Özellikle bunun gibi işte düşük tüketim iddiası olan bir motorda da hiç fena şeyler yapmayacaktır diye tahmin ediyorum. Sen daha çok kullandın. Ortalama ne yaktın bununla? Ya 6,5 litreler. 6,5. Çok çok iddia. Rahat yakalanabiliyor ama yani. Ama sen biraz tabii ben biraz manyak çıkıları. Bindiyim ben. Çok şey devreye girmiş zaten. Ha, evet, evet. Modlar arası geçtik yani. Evet, evet. Ondan dolayı. Tamam hadi kapattım. Tamam hadi kapattım. Tamam. Neyse ki trafik kapalı olan. Aynen öyle. Ya şimdi şöyle bir şey var. Hani performans konusunda biraz böyle karşılaştırma veya ne bileyim işte hani nasıldır mantığını yakalamanız için şunu söyleyeyim. Bir serisi kullandık. A serisi evet. kullandık. Evet. Hatchback versiyonlarından bahsediyorum. 8-8,5 saniye onların evet. da. Evet, yani bununki de hiç yani direkt aynı birebir benzer yani. Şeydi yani. Hatta ben C250'de bu makineyle kullanmıştım. Ondaki performansa çok benzerdi ama C200 hani hacim olarak daha kompakt olduğu için evet. buna göre. Evet. Daha küçük bir otomobil olduğu için. Onda bir daha tık daha böyle bir şey hissettiriyordu. Daha dolu hissettiriyordu aynen. ve aynen. C200L de bayağı bir beklentimin üzerinde performans vardı aynen. bu motorla. Aynen. Ama arkadaşlar yanlış anlaşılma olmasın. C200L'nin makyajlı versiyonundaki 1.6 dizelden bahsediyoruz. Hı-hı. Makyajsız versiyonlarda Renault'dan gelen 130 beygirlik makine vardı. Aynen. Makyajlarda 160 beygirlik bu makine var. Bu makine de bildiğim kadarıyla Mercedes'in 2000 dizellerinin küçültülerek elde doğru. edilmiş bir doğru. makine. Yani gidişi işte tüketimi hiç fena değil. Daha böyle hani bir konfor modunda müteahhit modunu alalım hatta böyle müteahhit moduna geçelim. Evet. Nasıl ne diyor inşaat? Ne yaptın? Döktün mü? Su basmanını atacaktın mı? Onu şey yapacağız ya işte yönetmeliğe bir öyle ayarladım ben şeyden tamam, tapudan. Güzel. Gidiyorum oraya. Tespih nerede benim? Tespih şuraya aslında işte yok abi şuraya asıyoruz artık böyle. İşte şu tespihi asamadığım için bu arabayı almayacağım toprağım. Neyse. 9 ileri otomatik şanzıman var. 140-150 ile gittiğin zaman 2000 devir bandında gidiyorsun bu arabayla. Muntazam. Yani. Değil mi? Yani ekonomi yapabiliyorsun. Evet, yanlış bir kelime kullandım arkadaşlar yeni. Muazzam. Muazzam. Yani gerçekten şey değil. Bak şimdi burada mesela yokuşta 120 ile gidiyoruz. İşte dediğin gibi 6'da 7'de. Şanzıman çok güzel bu arabada ya. Aynen. Yani hep söylüyoruz ama çok çok performanslı kullanım yaptığınız zaman böyle biraz üst devirlerde düşürme opsiyonu. Gitmiyorum. Mercedes'lerin hepsinde geçerli olan bir şey bu. Düşürme opsiyonu bekliyorsun bundan ama o da daha çok performanslı versiyonlarda dikkatini çeken bir şey oluyor. Bu gibi versiyonlarda çok da büyük sorun olmuyor. Bunun harici aslında hissettiğin her şey diğer E serileriyle Alper birebir aynı. Aynen öyle. Yani aracın yoldaki süzülmesi, konfor hissiyatı, yol tutuş hissiyatı bakımından diğer versiyonlardan işte E200'ün işte benzinlisi var biliyorsun. E220 dizeller var. Hepsini kullandık. Hatta onları segmentindeki dişli rakipleriyle karşılaştırdık. Yani E serisini 5 serisiyle kıyasladık. Evet. Hatta E serisini S90'la kıyasladık. Bu videoların hepsi çok izlendi. Çok çok izlendi. Aynen. Onun için bakın derim arkadaşlar. Ayrıca teşekkür ediyoruz. Aynen. Çok izlendiği için de. Bunun için de teşekkür ediyoruz. Bakın da deriz. Onların bağlantılarını da bırakırız. Mutlaka. Ben eklerim onları şeye, şuralara bir yere. Şuralara bir yere. Bir de video sonuna ekledim mi bence aynen, harika aynen. olur. İç çok güzel bence. Kalite E-serisinde. İşte kalite. Ya aslında Mercedes dediğin zaman kalite, konfor, yani, standart donanım standart olarak. Yani. Aynen öyle. Gelen şeyler. Bir de lafını bölüyorum ama şu tasarım yani eskimeyecek gibi ya. İlk evet. aslında ben hayran evet. kalmıştım. Şimdi bu tasarıma sahip başka bu segmentte bir araç yok. Aynen. Yok yani S90'ı, 5 serisi, işte ne var A6'sı. Hı-hı. Yani hı-hı. bunun yanında çok şey sönük kalıyor bence. Aynen yani bu muntazam. Şu tasarım çok bu harika gerçekten. Görünüyor yani. Aynen. Çok çok güzel görünüyor. Şu işte devir saatini şuraları falan kendi zevkine göre kişiselleştirebiliyorsun. Ayrıca E serisinin arkadaşlar çok yakın bir dönemde ufak bir makyaj geliyor. Makyajla alakalı böyle casus fotoğraflar falan da yayınlandı sağda solda. Evet. A serisinin biraz daha böyle öyle. Hani nasıl diyelim ağır başlısı gibi görünmüş. Arka stoplar mesela şöyle şu formdayken yani normal bu formdayken hı-hı. daha böyle bagaj kapağına yayılmış. Ön farları daha böyle E serilerine yakışacak bir karakteristik bence evet. verilmiş ama tam tasarım ortaya çıksın onu da zaten. Aynen öyle. Makyajla bir de şu ekran bir dokunmatik olur herhalde. Evet büyük ihtimalle artık o olur. Çünkü buradan da yönetmek çok güzel aslında. Evet. Yani ona gerek var mı o da ayrı bir tartışma konusu ama buradan da gayet güzel yönetilebiliyor. Aynen, sadece aynen. Bu işte Mercedes'in multimedya sistemlerine ne bileyim ben biraz böyle alışmakta güçlük çekiyorum. Çünkü evet. atıyorum multimedyanın müzik menüsünden navigasyona şuna buna geçişler biraz zor oluyor. Hı-hı. O menüler içinde dolaşmak biraz böyle zor gelmiştir bana hep.
bu durum E serisi tarafında da geçerli. Aynen. Yalıtımdan bahsedelim. Çok iyi ama üstte bir de dizel makinenin dezavantajı var. Evet. Bir böyle bir uğultu var. O benim de dikkatimi çekti. Yani... Kış lastiğimiz var. O biraz ses yapıyor ama şu an 130'la falan gidiyorsun. Baya baya hani hatta normal. Hatta yüksek hızlarda çıktığın zaman. Evet. Yani bu ses normal. Normal yani. Normal. Çok normal. Ufaktan aynalardan geliyor zaten. Tabii tabii. Durumda. Aynalar zaten yeteri kadar büyük olduğu için baya baya büyük ya. Çok hani şu an dikkat ettim biraz da. Şu an uzun yol yapısım geldi. Yani çok klişe ama hakikaten öyle ya. Bu biraz dizelle bile yaparım yani. Sorun evet, değil. Evet. Çünkü bazı otomobillerde motor güçlü de olsa hakikaten o uzun yola çıkma hissiyatı vermiyor ama evet, bir Mercedes'te bu hissiyat hep var. Bunu bu adamlar güzel yapıyor bu iş. Aynen öyle. Evet. Gelelim realiteye. Kaç para? Mavi ekran. Şimdi evet, mavi ekran. Şimdi böyle şey, yanlama sorusu yakalanmış çocuk. Aynen. Anladın mı? O oydu aslında. Amirim. Amirim bir şey yapmadım. Baba vallahi bir şey yapmadım. Falan diyor öyle. Kalıyor böyle. Baba yok ya ben. Yani, yok yok öyle bir şey yok. Öyle, araba kaydı falan. Neyse. Neyse bayağı güzeldi. Böyle şimdi 1.6 dizel olunca yani insan diyor ki tamam hani Mercedes şu bu, günümüz fiyat endeksi şu bu, 350 falan olur diye insan tahmin değil ediyor. Öyle bekliyor. Yani avantajlı bir fiyatı olur diye bekliyorsun. Evet. Öyle mi? Öyle mi? Mavi ekran. Ya 400 küsür liraları geçen bir standart paket fiyatı var. Ama üzerine donanım, opsiyon vesaire koyarsan işler tabii. İnşaatı yani nasıl? Boş olacak. Arabayla mı gidelim? Tabii. Şu yani şu olacak. Özel kokun olacak. Bu arabayı kullandığın zaman özel kokun olacak. İlk Peugeot'u görmüştüm. Ondan sonra yani örnek veriyorum bir saniye. Yetmedi. Bu kokuları yanında taşımak istiyorsan böyle cep kokuları da var. Lütfen. Şimdi bundan çok farklı anlamlar çıkar da burada anlatmayayım. Etkilendin mi? Hemen artı 100 bin lira koyalım. Tabii tabii artı 100 bin. Ha, yok canım sen de abartma yani adamlar şimdi. Getirtme biz Almanları buraya. Kanalı kapattıracak. Line fine bu ne falan. Gelecekler böyle. Ulan size bir alt dizel yaptık. Beğenmiyorsunuz Allah kahretsin. Şimdi bunun böyle analog olanı da var. Bu göstergelerin. Evet, evet. Ya o da güzel ama bu böyle oldu mu büyük fena, olay. Fena. Büyük olay. Ama aynen, dandik temayı seçmişsin daha güzel teması var. Zevksiz ya. Maalesef maalesef. Ya ben değil de neyse şimdi şey yapmıyorum. Aynen, orada bir şey var neyse. Ya verilir mi bu para? Yani günümüz fiyat endeksi, rakipler, şunlar, bunlar düşününce böyle şirkete bir 10 tane düşünüyorsan 10 tane kilo düşünsene adam şey yani. Ama hepsi boş paket. Ha, hepsi ha, boş paket olursa işte 400 bin liraları falan yırtıyor yani. 100 bin lira 100 bin liradır. 100 bin lira büyük para. Yapacak bir şey yok yani. Ya alınır mı? Bence alınır ya. Alınır yani, alınır ya. Şimdi rakip analize baktığınız zaman hani B segmentinde bazı arabalar 200 bin lira bandına dayandı. Tabii. Yani öyle düşündüğün zaman bu arabaya 500 bin lira vermek vesaire ve bu konfora, bu şeye rağmen değer arkadaşlar. Zaten hani benzer segmentte bir şey almaya kalktığın zaman zaten bu paralar yani. Ya daha da ucuzu var mı bilmiyorum. Ya da şimdi işte hani bazıları, kimi arkadaşlarımız haklı olarak ya ben hani o paralara çıkacaksam daha torklu, daha yüksek hacimli bir şey madem çıktım. Hani o paralara çıktım alırım diyenler olabilir ki onlar da haksız değil. Mesela E220 dizel 4 matiği de bunun muazzamdır. Onu alabilirsin ikinci el olarak. Tabii ki sıfırı 1 milyon 708 ya da 708 bin liralar bandında benzer durumda ama ikinci el işte bir yaşında falan E220 dizel 4 matikte hiç fena olmaz ya da işte BMW'den de başka şeyler alabilirsin ya da Volvo'dan da 2000 dizel olarak. Zaten böyle karşılaştırmaları yapıyoruz. Kanalda çok fazla var arkadaşlar. Evet, mutlaka onları da inceleyin. Ayrıca videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı ve zil butonu da aktif etmeyi unutmayın. Kamu spotu diye şöyle geçiyormuşum. Şimdi işte arka hacimdir, şudur, budur, eşya gözüdür, bagaj hacmidir. Hepsini zaten Alper'in bahsettiği videolarda detaylıca rakipleriyle kıyasladığımız için onlara bir bakmanızı rica ediyoruz. Evet. Hepinizi seviyoruz. Bu gibi başka konularda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bahsetmediğimiz bir şey olursa altı sorularınızı bekliyoruz, yorumlarınızı bekliyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz.